Merhaba arkadaşlar, yeni derse hoş geldiniz. Bu dersimizde camit, müştak ve ismi fail başlıklarını ele alacağız arkadaşlar. Birinci başlığımız el camidu vel müştaku, camit ve müştak. Kaçıncı ders oluyor? 37. dersimiz. Camit ve müştak. Şimdi iki satır var örneklerde. Birinci örnekte arkadaşlar camit isimleri var. Hacerun, sekfun, raculun, ibnun, esedun. Hacer taş demek. Sekfun tavan demek. Racul belli. İbnun oğul demek. Esed aslan. Bu kelimeler türeyen kelimeler grubuna girmiyor. Müştak değil yani bunlar, camittir. Türeyen kelimelere biz müştak diyeceğiz. Türemeyenlere camit diyoruz. Bakın alimun, alime fiilinden türüyor. Alimun, ismi fail. Muteallimun, bu da isim fail. Mekruhun, ismi ful. Ekberu, ismi taftil. Bu kelimeler türeyen kelimeler. Bunlar müştak diye isimlendiriliyor türeyen kelimelere. Türemeyenlere de camit diyoruz. İzahat. Teemmel, dikkat et. El-emtiletel ula. Birinci misallere dikkat et. Tecid görürsün enneha onlar. Esma'un, isimdirler. Leyset me'hudeten minel ef'al. Fiillerden elde edilmemiş. Fiillerden türememiş. Fiillerden alınmamış. Emmel emtiletü saniyetü, ikinci gruptaki örneklere bakarsan. Fekullus bin minha. Onların her bir ismi, oradaki her bir isim me'hudun, alınmış, min fi'lin, bir fiilden alınmış. Mesela fe'alimun kelimesi me'hudun min alime. Alime fiilinden elde edilmiş. Mute'allim kelimesi te'alleme fiilinden alınmış. Me'hudun min te'alleme. Mekru'un kelimesi me'hudun min kara'a. Kara'a kelimesinden türemiş. Ve ekberu kelimesi me'hudun min kebura. Kebura kelimesinden elde edilmiş mesela. O zaman ve kullu ismin, bütün isimler ki leyse me'huden, elde edilmemiş, alınmamışsa min fi'lin ma'rufin, belli bir fiilden elde edilmemiş ise yüsemme camiden, bunlara camit denir arkadaşlar. Evet. Emmen ismul me'hud minel fi'al, fiilden elde edilen isimler ise fe yüsemme müştakkan, bunlara da müştak denir. Fiilden elde edilmişse müştak diyoruz, fiilden elde edilmemişse me'hud diyoruz arkadaşlar. Müştak diyoruz, camit diyoruz elde edilmeyenlere. Kaidesine bakıyoruz. El ismu kısmani, isim iki kısma ayrılır. Camidun ve müştakun. Birisi camit, biri müştak. Camit nedir? Ma la yekunu me'huden minel fi'li. Fiilden me'huz olmayan, alınmayan, elde edilmeyen isimleri arkadaşlar camit diyoruz. Birinci satırdaki örnekler gibi. Vel müştakku müştak ma kâne me'huden minel fi'li. Fiilden elde edilmiş ise bunlara da müştak diyoruz. İsmi fail, yani müştak olanlara geçiyoruz. Müştak olan isimler, birincisi ismi fail. Örneklere bakalım. Sebeqa aliyyun rifaqahu. Ali arkadaşlarını geçti. Fehuve sabiqun. O geçendir. Sabiqun kelimesi ismi fail arkadaşlar. Sebeqa fiilinden elde edilmiş. Müştak bir ismi fail kalıbıdır. Ekreme feridun eddayfe. Ferit misafire ikram etti. Fahuve mukrimun. O ikram edendir. Mukrimun ismi fail. Ekremeden elde edilmiş. Ba'at taciru kamhen. Tüccar buğday sattı. Fahuve bayi'un. O satıcıdır. Bayi' fiili ismi faildir. Bayi' kelimesi. Ba'a fiilinden türemiştir. Câle sayyadu el hak. Fil hakli cale, yani dolaştı anlamında cevale. Sayyad avcı demek arkadaşlar. Fil hakli tarlada dolaştı. Fehuve cailun. Cevalandan türüyor. Cailun, o dolaşandır. Cail ismi fail.
Ceale fiilinden türemiş arkadaşlar. İzahat. İza teemmeltil kelimati mesela sabikun, mukrimun, bayi'un, cailun kelimelerine dikkat edersen raite görürsün enneha bu kelimeler esmaun müştakatun. Bunlar müştak isimlerdir. Minel efali fiillerden müştaktır. Fiillerden türemiştir. Sebeka, ekreme, ba'e, cale. Yani bu fiilleri söyledi bu sefer. Yani bu fiillerden türemiş. Sabikun sebekaden, mukrimun ekremeden, bayi'un ba'eden, cailun cale'den türemiştir. Ve enne kulle minâ, bunların her bir tanesi ismun li fa'ilil fi'li. İşi yapan kişinin ismidir. Yapan. Sabikun geçen, ikram eden, satan, satıcı yani. Cailun dolaşan diye çevirdim ben. Ve sabik kelimesi mesela ismun. Lillezî fa'len fi'le sebeqa. Sebeqa fiilini yapan kişiye isimdir. Vel mukrim kelimesi ismun bir isimdir. Lillezî fa'len fi'le ekreme. Ekreme fiilini gerçekleştiren kişiye nedir? İsimdir. Bâ'un ismun. Lillezî fa'len fi'le ba'a. Ba'a fiilini yapan kişiye isimdir. Ve câilun kelimesi ismun. Lillezî fa'len fi'le câle. Câle fiilini gerçekleştiren kişiye isimdir arkadaşlar. Lidalike bu nedenle yüsemma isimlendirilir. Kullun minha bunların her bir tanesine isme fa'ilin, isme fa'il yani işi yapan kişiye delalet ettiği için ismi fa'il diyoruz. İsmi fa'il ne demek? Fiili yapan kişinin ismi demektir. Bunlara ismi fa'il dememizin sebebi o fiili gerçekleştiren kişinin ismi olduğu için. Birazdan yine açıklayacağız arkadaşlar. İkinci paragrafa bakalım. وَرَعِتَ Sen görürsün yine eyvan. اَنَّ اسْمَ الْفَاِلْ İsmi fa'il. يَكُنْ olur عَلَى وَزْنِ فَاِلٌ Fa'ilun kalıbıyla gelir. اِذَا كَانَ مَأْخُوذًا مِنْ فِعْلٍ سُلَاسِيٍ Üç harfli bir fiilden elde edilmişse fa'ilun kalıbıyla. Sülasiyin mücerred. Sülasi mücerred yani kökü üç harfli olan bir fiilden türemişse arkadaşlar. Fa'ilun vezninde gelir. Ne gibi? Sâbikun, bâi'un, câilun gibi arkadaşlar. Bir de mukrimun vardı yukarıda. Buradaki örnekler sadece. Ve alâ veznil fi'alil muzâri. Muzâri fiilinin kalıbında gelir. Hatırlayın bunları lütfen. Bi ibdâli harfil muzâra'ati mîmen mezmûmeten. Başındaki muzâret harfinin dammeli bir mimle değiştirilerek ve kusira ma kable ahiri sondan bir önceki harfide kesralanarak esrelenerek ismi fail sülasi mücerredlerin dışındakilerden elde edilir. Orayı söyleyecek. İde kâne me'hûden alınmışsa min fi'alin gayri sülasi mücerred. Sülasi mücerredin dışındaki fiillerden elde edilmişse muzarat harfinin yerine dammeli bir mim getirilir. Sondan bir önceki harfide esrelenir. Örnek mukrimun. Ekreme, dört harfli, yukrimu, mukrimun. İsmi faili buluyoruz. Yukrimu, yeni yerine dammeli bir mim getiriyoruz. Mukrimun. Sondan bir önceki harfin esreli olduğuna dikkat edin. Ve enne el fi'le lezi tanihi elifun. İkinci harfi elif olan fiillere gelince ne gibi? Ba'e, cale gibi. Bu fiillere gelince tenkalibu elifuhu, elifi dönüşür hemzeden hemzeye. Fi ismil fa'il. İsmil fa'il kalıbına girdiği zaman. Ba'a ba'i'un. Hemzeye dönüştü ortadaki elifi. Cale ca'ilun. Gördüğünüz gibi elifi, cale'nin ortasındaki elifin hemzeye dönüştüğünü gördük ismil fa'ilde. Kaidesine bakıyoruz şimdi. Önce tanımını yapıyor. İsmül fa'il nedir? İsmün müştakun minel fi'lil ma'lum. Malum fiilden müştak olan türeyen isimdir. Malum fiilden türeyen isme, müştak olan isme ismi fa'il diyoruz. Niçin ama? Liyedull ala fa'ilil fiili. İşi yapan kişiye delalet etmesi için, işi yapan kişiyi göstermek için malum fiilden türeyen isimlere ismi fa'il denir. Şimdi tanım tam oldu. Buraya kadar yarımdı. Şimdi tam oldu.
fiili işleyeni göstermek için malum fiilden türeyen isimlere isim fail denir. Katibun, ketebe fiilini gerçekleştiren kişiye delalet eder. Katip, yazan demek, yazar olan demek. Müctehidun, çalışkan olan demek. İctehede fiilinden türemiş. Müctehidun ismi fail. Pekala, ve yusavu ismi fail minel fiali sülasi-i mücerred. Sülasi-i mücerred fiillerde ismi fail sigalanır. Ala vezni fa'il, fa'ilun vezninden türer. Qari'un, samitun da olduğu gibi. Qara'e, samete fiillerinden türemiş. Ve ida kânel harfü thâni, ikinci harf, minel fi'li sülâsî-i mücerred. Sülâsî-i mücerred fiillerin ikinci harfi, elifen elif olursa, tenqalibu fi ismil fa'il hemzeten. İsmi fa'ilde o elif hemzeye dönüş. Örnek, qâilun. Qâle fiilinden türemiş. Qâilun. Khâfe, khâifun. Pekala. Ve yusâhu sigalanır. İsmi fa'il min gayr fi'ali sülâsî-i mücerred. Sülâsî-i mücerredlerin dışındaki fiillerde ismi fa'il sigalanır. Alâ vezni mudâri'ihi. Müzari kipin vezninden türer. Bi ibdâli harfil mudâri'ati mîmen mazmûmete. Müzarat harfinin dammeli bir mime dönüştürülmesiyle ve kusire makabli ahiliyi sondan bir önceki harfin kesrasıyla. Örnek muhsinun, ehsene, yuhsinu, muhsinun. Muntasirun, intasara, yentasiru, muntasirun. Mütekasilun, tekasele, yetekaselu, mütekasilun. Sondan bir önceki harfin kesrası. Başına dammeli bir mimin getirilmesiyle. Alıştırması. Camit ve müştakları ayırt et. Min mahiyeti gelecek olan kelimelerde. Aklımızda müştak deyince ismi fail, ismi meful, ismi taftil, sıfat-ı müşebbehe gibi vezinler gelecek arkadaşlar. Babun kelimesi bunlardan biri değil. Dolayısıyla camit bir kelime. Kapı demek. Ama sami'un semi'a fiilinden türemiş ismi faildir. Müştaktır arkadaşlar. Racul'un camittir. Cemel'un camittir. A'zamun müştaktır. İsmi fail, ismi tafsil vezni. A'zamun en yüce olan, en büyük olan. Azum'u fiilinden türüyor bu da. Ma'lumun ismi mef'uldür arkadaşlar. Müştak. Alime fiilinden geliyor bu da. Sa'irun müştaktır. İsmi fail. Esed'un camittir. Aslan demek. Mel'abun ismi mekandır arkadaşlar. Bu da la'ibe fiilinden türüyor. İsmi mekan, ismi zaman, mastar. Mukatilun ismi faildir arkadaşlar. Bu da müştaktır. Suhil ismel fa'il mimayeti. Aşağıdaki kelimelerden, fiiller bir şey herhalde. Evet, fiillerden ismi fail türetiyoruz. Celese, celisun, üç harfli. Yendefi'u indefa'a fiilinden olduğu için bu üç harfli değil. Beş harfli. İndefa'a yendefi'u mundefi'un. Mundefi'un ismi fail. Şâreke yuşâriku muşârikun ismi fail. Eb'ade yub'idu mub'idun ismi fail. Sâre sâirun ismi fail. Sâre sâirun. Ahsabe yuhsibu muhsibun. Muhsibun. Nale, nale, nailun. Ortadaki elif hemzeye dönüşüyor. Nailun. Marase, yumarisu, mumarisun, mumarisun. Adume, adume olunca üç harfi. Bakın sülasi mücerred. Azame değil. Azimun ama bu biraz daha değişik aslında. Bununkini sonra tekrar inceleyelim arkadaşlar ama bu biraz istisnai bir gruba gidiyor. Normal kalıba göre azimun olması lazım. Fa'ilun vezni mani görünmüyor ama kullanımı var mı o şekilde hatırlamıyorum. Yentazimu intazame yentazimu muntazimun. Terakeme yeterakemu müterakimun. İktetebe yektetibu muktetibun muktetibun. Dare dairun şeklinde ismi faillerimizi görmüş olduk arkadaşlar ve dersimizi bu şekilde tamamladık. Başka bir derste buluşmak ümidiyle.